İçtenlikle hoş geldiniz diyorum. Anne Klein Kadın Ödülü'nün 10. yıl dönümüne ve ilk dijital ödül törenimize hoş geldiniz. Gerçek bir deney şu anda. Umarım başarılı oluruz. İlk önce çok teşekkür ediyorum. Matthias Glander, Anne Klein'in çok yakın bir dostuydu ve kendisi bugün akşam bizim için müzikten sorumlu. Çok teşekkür ediyoruz. Dünyanın her bir köşesinden değerli izleyicilerimiz, Anne Klein'in sevgili arkadaşları, dostları ve sevgili jüri üyeleri Heinrich Böll Vakfı'nda burada salonda bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sevgili övgü konuşmasını yapan Dilek Mayatürk ve sevgili Canan. Merhaba Canan. Merhaba. Merhaba. Wir feiern dich. Canan. Seni kutluyoruz Canan. Maalesef sadece dijital olarak yapabiliyoruz. Virüs maalesef bizim buluşmamıza izin vermedi. Sadece dijital olarak buluşuyoruz. Heinrich Böll Vakfı'na İstanbul'da ve bütün Türk dostlarımıza, arkadaşlarımıza, değerli konuklarımıza, bizi izleyenlere tekrar içtenlikle hoş geldiniz diyorum ve çok teşekkür ediyorum. Christian Prakl'ı çok teşekkür ediyorum. İstanbul Büromuz harika çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu dijital buluşmayı çünkü mümkün kıldılar. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. Yani bu ödül töreninin dijital olarak da tam bir zirve olmasını arzuluyoruz bizim için. Bu ödül törenimiz sadece sanal çevrim içi olarak çok özel bir olay değil. Genel olarak Anne Klein bize bu harika ödülü hediye ettiği için kutlamamızı yapıyoruz ve 10. yıl dönümünü kutluyoruz. Hatta onun için de son derece özel bir kutlama oluyor. Ve özel bir film çektik. Küçük bir video filmi. Bütün şimdiye kadar 10 yıl boyunca ödülü alan kadınlarımızla birlikte çektiğimiz bir film. İnternet üzerinden www.heinrichböll.com üzerinden ve Instagram'dan takip edebilirsiniz. Gerçekten de bütün bu ödülü alan son 10 kadının ne kadar ilham dolu oldukları, ne kadar güçlü oldukları, ne kadar canlı olduğunu görmek bizi mutlu ediyor ve bu ödülü en iyi şekilde her biri kullanıyor. Anne Klein bu ödülle kadınlara cesaret vermek istiyordu. Onları desteklemek istiyordu. Kadın hakları ve kendi kaderlerini tayin etmelerini sağlamak istiyordu. Anne Klein'a müteşekkiriz. Gerçekten de şükran duyuyoruz. Anne Klein'in arkadaşı ve bizim dava arkadaşımız Thomas Herrendorf maalesef artık aramızda değil. Kendisi geçen Aralık ayında kaybettik kendisini çünkü kanser hastasıydı. Kendisi son derece angaje olan bir jüri üyesiydi. Ve birlikte ve oy birliğiyle her zaman olduğu gibi ödülü belirlerken oy birliğiyle Canan Arın için bu ödülü vermeye karar verdiğimizde Thomas Herrendorf aramızdaydı. O da bu kararı bizimle birlikte vermişti. Ve her zaman kendisini onurla anacağız. Evet ve bugün bu törende her şey çok farklı. Ve baştan bahsettiğim bu video kliplerden son 10 yıl kazananların kısa bir kesitini sunmak istiyoruz. Biliyorsunuz Anne Klein üzerine ilk önce hep bir film gösterirdik ama bu sene bunu yapamıyoruz. Onun yerine ayrıca 10. yıl dönümü için söz konusu olan video kliplerinden bir kesit gösterebileceğiz ve bunun mümkün olduğu kadar büyük bir yaygınlık kazanmasını umuyorum. Anne Klein ödülünü almak benim için gerçekten de adalet mücadelesi açısından oksijen almak gibiydi. Gerçekten büyük bir destekti. Aslında kimse o zamana kadar hiç ilgi duymamıştı ama birdenbire o ödülü alınca gazeteciler, siyasetçiler ilgilenmeye başladı ki bu çok iyiydi.
Hepimizin gerçekten unutamayacağı bir deneyim oldu. Hayatımıza umut kattı bu ödül. Harikaydı. Bu ödül bizim için gerçekten de bir sembol. Çünkü kamuoyunun siyasi karar verenlerle büyük bir çelişki oluşturduğunu gördük. Çok önemli bir dönemde bu ödülü aldık. Anne Klein ödülü bizim için büyük bir hediyeydi. Ve siyasi olarak da bu şekilde birçok temas kurabildik ve çok iyi bir ağ kurabildik. Ve yeni bir heyecan kattı. Eşitlikten ve adaletten yana olan, katılımcı demokrasiyi bütün unsurlarıyla uygulayabilecek siyasi iktidarlar diliyorum. Ortak hedefimiz tabii ki kalıcı çözümler sunmak. Yani ev içi ve aile içi şiddete son vermek açısından. Bütün kadınların şiddet olmadan yaşaması için. Gerçek öyle ki adalet maalesef ya hiç gelmiyor ya da gecikmiş oluyor. Kadına karşı şiddetin, kız çocuklarına karşı şiddetin sona ermesi lazım. Onların geliştirilmesini isterdim. İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilmek gibi bir taleplerin olmamasını isterdim. Her yıl Anne Klein ödülünü alanlar açısından aktivistleri desteklemeye devam etmelerini diliyorum. İnsan hakları için mücadelenin sürmesini diliyorum. Ayrıca bu konuların, bizim hepimizin savunduğu bu konuların kalıcı olmasını, kamuoyunda kalmasını, gündemde kalmasını ve ancak bu şekilde kadınlar açısından da çok şey değişir. Anne Klein'e teşekkür ediyoruz. Yani gerçekten de ne kadar büyük bir enerji, ilham görüyoruz. Bütün bunları Anne Klein'e borçluyuz. Hanımefendiler, beyefendiler, değerli arkadaşlarımız, dostlarımız, sevgili Barbara, sevgili Dilek Mayatürk, sevgili Canan. Gerçekten tekrar içtenlikle ödül törenimize hoş geldiniz diyorum. Özellikle de Canan Arı'nın kardeşi, Berlinli mimar ve şehir planlamacısı Doktor Cihan Arın ve eşi Olga Hanım'a hoş geldiniz diyorum. Burada olmanızdan ötürü büyük bir onur duyuyoruz ve Canan için de bu şekilde sizler üzerinden birazcık bir nebze olsun burada bizimle birlikte olabiliyor. Onun için çok teşekkür ediyoruz burada olduğunuz için. Ama sanırım Canan Türkiye'de de Heinrich Böll Vakfı'nda çok mutlu şu anda. Evet ve korona pandemisinin sonuçları dünyanın her yerinde kadınları ekonomik açıdan ve şahsen özellikle sert vurdu. Kadınlar işlerini erkeklerden daha hızlı kaybediyor ve daha yoğun ev içi şiddete maruz kalıyorlar. Türkiye'de olsun, Almanya'da olsun maalesef dünyanın tüm ülkelerinde bu böyle. Sevgili Canan, hayatını kadına karşı her türlü şiddete karşı mücadeleye adayan bir kadınsın. 1990'da Türkiye'de ilk kurulan Kadın Sığınağı Vakfı Mor Çatı'nın kurucularındansın. Mor Çatı onlarca yıldır şiddet mağduru binlerce kız, çocuğu ve kadının ilk başvuru yeri oldu. Kadınların haklarını ve kendi kaderlerini tayin hakkını güçlendirmek ve yasal güvencesini sağlamak siyasi ve kişisel uğraşlarının hep merkezinde yer almıştır. Kadınların siyasi pozisyonlara adaylığını destekliyorsun Canan. Kadın politikasındaki taleplerini her düzeyde savunuyorsun. Ulusal çerçevede olduğu gibi Avrupa Konseyi'nde ya da Birleşmiş Milletler düzeyinde ve özellikle avukat olarak hukuk devleti kuralları senin için başta geliyor. Hakların her zaman hukuk yolu ile savunulabilmesi gerekiyor. İnsan hakları olsun, kadın hakları olsun. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin kurucularındansın. Sevgili Canan, uzun yıllardır kadın hakları mücadeleni sürdürüyorsun. Onlarca yıl boyunca farklı hükümetler altında ilerlemeleri olduğu kadar mücadelenin sert darbe almasına da tanıklık ettin. Baskılara da 2000'li yıllarda olduğu gibi cesaret veren gelişmeler de oldu.
Fakat şu anki Türk hükümetinin otoriter politikası ve İslamcı milliyetçi çevrelerin hakimiyeti son yıllarda sivil toplum hareketinde yer almayı zorlaştıran ve daha tehlikeli hale getiren bir atmosfer yarattı. Çoğu kez olduğu gibi kadınlar ve LGBT'yi düşmanlıkların ve baskının ilk hedefi oluyor. Ve sen de Canan, sen de bir çok çeşitli biçimlerde kendini savunmak zorunda kaldın, saldırılara da maruz kaldın ve davalarda açıldı. Türk hükümeti cinsiyet eşitliğinin bir yanılsama olduğu konusunda ısrarlı. Cumhurbaşkanı seçmenlerini sürekli feminizmin Batı'nın kültür mücadelesinin bir parçası olduğuna, Türkiye'nin kendi İslami geleneklerini savunduğuna inandırmaya çalışıyor. Kağıt üzerinde eşit haklara evet ama kadınlar geleneksel anne rolünü üstlensin isteniyor. Ülkedeki bu gerçeklik istatistiklerden de anlaşılıyor. Türkiye'de okula gitme zorunluluğu olmasına rağmen ilkokuldan sonra kadın oranı erkeklerininkinin %12 gerisinde. Bu kadın öğrencilerinden birçoğu üniversiteyi kazanmasına rağmen kadın nüfusun %70'i evlendikten sonra çalışmıyor. Gizli işsizliğin zaten çok yüksek olduğu Türkiye'de işsiz kadın oranı erkeklerin 1,5 katı. İş gücü piyasasında yer alan kadınların %30'unun büyük bir çoğunluğu tarım sektöründe çalışıyor. Yani çoğu kez düşük ücretli, hatta aile şirketlerinde hiç para almadan çalışıyorlar. Türkiye yıllardır iki ayrı dünyada birden yer alma sanatının üstesinden gelmeyi deniyor. Birinde hükümet büyük teknolojik ve ekonomik hamleler isterken diğerinde kadınlar için zamanın çarklarının sürekli geriye dönmesi isteniyor. Sevgili Canan, özellikle 2000'li yıllarda kadın erkek eşitliğini Türkiye'de ileriye götüren merkezi bir aktördün. Çok şey başarıldı ve AK Parti hükümetinin başlangıç döneminden birçok reform kağıt üstünde halen geçerli. Ama gerçekler başka. Dün çok uzun ve kapsamlı bir şekilde bu gerçeklikler üzerine konuştuk. Bunlardan bir örnek kürtaj konusu. Kürtaj Türkiye'de 1983 yılından beri yasal olmasına rağmen günümüzde birçok Türk kadını için neredeyse imkansız oldu. Sebebi birçok devlet hastanesi kürtaj yapmayı reddediyor. 2017'de yapılan bir ankete göre devlet hastanelerinin tamamının sadece %7.8'i kürtaj yaptıklarını söylüyor. Yetişkin kadınlarda bile aileleri ya da eşlerinin rızası isteniyor. Kadın nüfusun çoğu için bir özel kliniğe gitmek ise çok pahalı. Kadın ve kız çocuklarına karşı şiddet açısından da benzeri bir durum var. Avrupa Konseyi Ev İçi Şiddeti Önleme Sözleşmesi imzalandığı şehrin adını alarak İstanbul Sözleşmesi olarak anılmaktadır. 2012'de sözleşmeyi meclisten geçirerek onaylayan ilk ülke Türkiye olmuştur gerçekten de. İsviçre'den 7 yıl önce ve Almanya Federal Cumhuriyeti'nden de önce. Sözleşmenin meclisten geçmesi Canan, senin ve arkadaşlarının başarısıydı. Aynı Medeni ve Ceza Kanunu'nun şiddet konusundaki reformları gibi. Kadınların günümüzde şiddet uygulayan eski eşlerine karşı tedbir aldırarak kendilerini koruyabilmeleri, Canan'ın sayesinde gerçekleşen reformlardan sadece bir tanesi. Kadına karşı şiddet her yerde olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir toplumsal ve siyasi gündem konusu. Ülkede düzenli aralıklarla kadın cinayetleri manşetlerde yer alıyor.
Failler birçok kere hiç ceza almıyorlar ya da hafif bir ceza alıyorlar. Fakat kamuoyu bu vakaları çok yakından izliyor Türkiye'de. Ama İstanbul Sözleşmesi'ne yoğun bir saldırı da var. Son yıllarda dini tarikatlar ve AK Parti politikacıları yine aileyi yıktığı gerekçesiyle sözleşmeden çıkmayı denediler. Kadınların sadece solcu kadınların değil, muhafazakar dindar çevrelerden de kadınların yoğun direnişi sonucunda talepler rafa kaldırıldı. İktidar partisinden bir kesim halen hükümetin sözleşmeden çekilmesini talep etse de kamuoyu baskısı ve Canan'la birlikte kadın kuruluşlarının tutarlı mücadelesi bunu engelliyor. Dayanışma ve işbirliği Türk kadın hareketinin başarısının özünü teşkil ediyor. Dün konuşurken Canan bana şunu söyledi. Özellikle kadına karşı şiddette karşı mücadelemiz tüm sosyal kesimlerden kadınları bir araya getiriyor ve birlikte mücadele verdirtiyor. Yani kadına karşı şiddete karşı tüm kesimler eşit haklar talep ederek ve şiddete karşı mücadelede bir araya geliyorlar, birleşiyorlar, birlikte hareket ediyorlar. Her yıl 8 Mart'ta düzenlenen gösteriler bu değişiklik talep eden iradenin devasa bir ifadesidir ve Türk kadın hareketinin direniş gücünün bu kadar emek vererek elde ettiklerinin ellerinden alınmasına izin vermiyor Türk kadınları. Bugünkü ödülümüzü bugün bu büyük ve cesur hareket adına Canan, senin onuruna takdim ediyoruz. Özellikle de hep başarısının kadın hareketinin de başarısı olduğunu söylediğin için. Sevgili Canan, sen sindirme, fiziksel tehdit ve hukuki saldırıların ne anlama geldiğini yakından biliyorsun. Türkiye'de daha çok özgürlük ve kadın hakları mücadelesi pek tehlikesiz olmaz. Konuşma ve düşünce özgürlüğünün kısıtlanmasını birçok kez kendinde yaşadın. Dini değerlere karşı gelmek ya da Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamaları, gayet iyi bildiğin suçlamalar ve savcılığın soruşturma açması da gayet iyi bildiğin bir durum. Siyasi durumun Türkiye'de demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti lehine pek değişmeyecek gibi görünüyor. Ama senin gibi cesur kadınlar ve korkusuz kadınlar Canan büyük risk alıyor ve aynı zamanda örnek, cesaret veren ve ilham kaynağı oluyorsunuz tüm dünya kadınlarına. Ne kadar baskı olursa olsun dayanışmak, biz kazanacağız diyorsun. Baviera radyo televizyonu ile yaptığın bir söyleşiydi ve bu Perşembe günü yayınlanacak. Gerçekten de sen cesaretin simgesisin. Ve bu şekilde şu anda bulunduğun o konuma geldin. Seni Anne Klein ödülünü ve törenini seninle birlikte paylaşabilmekten gurur duyuyoruz. Ve bu şekilde teşekkür edebiliyoruz. Ve hem jüri hem kendim şahsen gerçekten de çok mutluyuz. Aramızda burada olmasan da bu mutluluğumuzu paylaştığından eminim. Sevgili Canan, şimdi övgü konuşmanı yapmak üzere sevgili
Dilek Maya Türk'e sözü verebileceğim bu akşam övgü konuşmanı Dilek Maya Türk yapacak. Kendisi şair, aynı zamanda belgesel filmler çekiyor. 1986 İstanbul doğumlu, İstanbul'da ve Klagenfurt'ta sosyoloji okumuş. Belgesel film yönetmeni ve yapımcısı olacak EZTV ve BBC için çalışmış. 2014 yılında kendisi sanırım en çok bunu önemsiyor. Cesaret Koleksiyonu başlıklı şiir kitabını yayınlamış. Cesaret Koleksiyonu ne kadar güzel bir imge. Bugün burada olan da aslında Cesaret Koleksiyonu başlığı altında ele alınabilir. Senin gibi cesur kadınlara ihtiyacımız var. 2020 yılında Dilek Maya Türk'ün ilk Almanca'ya çevrilmiş olan şiir kitabı yayınlanıyor. Ve sevgili Dilek, birçok kere ödül aldın şiir kitapların, şiirlerin için. Artık Berlin'de yaşıyorsun ve övgü konuşmasını ödülü alan sevgili Canan için yaptığın için çok teşekkür ediyorum ve sana da tekrar hoş geldin diyorum. Vielen Dank, Frau Unmüßig. Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bitte um Verständnis, dass ich meine Rede auf Türkisch halten werde. Değerli misafirler, malum sebepten ötürü bizlere uzaktan eşlik eden değerli konuklar, saygıdeğer jüri üyeleri, Sayın Barbara Binek ve çok değerli saygıdeğer Canan Arın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Canan Arın 50 yıllık hukukçu kimliği, kadın hakları aktivistliği, feminist mücadelesi yanında edebiyata, sinemaya, tiyatroya tutkun bir kadındır. O yüzden konuşmama farklı bir yerden başlamak isterim müsaadenizle. Menşeimiz belli, Türkiye. İç çatışması eksik olmaz. Ancak çatışmanın olmadığı bir film, bir roman, bir hikaye kötüdür. Çatışmanın olduğu yerlerden güçlü hikayeler, güçlü karakterler, güçlü kadınlar çıkar. Sizce de öyle değil mi Canan'ların? Kendisiyle bir ruh akrabalığı taşıdığını düşündüğüm bu yılki Anne Klein ödülü sahibi, avukat ve yılların kadın hakları savunucusu, Türkiye'deki feminist hareket dendiğinde akla gelen ilk isimlerden, İlk kadın sığınma evi Mor Çatı'nın kurucularından Canan Arın da işte böyle güçlü bir hikaye ve böyle güçlü bir kadındır. Ben de kelimelerim yettiğince size bugün bu güçlü hikayeyi anlatmaya çalışacağım. Canan Arın 4 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olarak Ankara'da doğar. 1951 yılında annesi ve 3 kardeşiyle birlikte İstanbul'a taşınırlar. Eğitimini İstanbul'da görür. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanır. Hukuku bilerek ve isteyerek seçer çünkü onun için hukuk bütün disiplinlerin toplandığı ortak çatıdır. Ancak Canan Arın'ın ilgi alanı çok geniştir. Hukuk eğitimi sırasında felsefe, sosyoloji, sinema, tiyatro, pandomim, bale ile ilgilenir ve hep okur. Felsefe ve sosyoloji ile ilgili kitapları, edebi klasikleri daha çok genç yaşında devirmiştir. Berlin'de ikamet eden mimar kardeşi Sayın Cihan Arın'ın kendisi hakkında söylediklerinden birkaç cümle aktarmak isterim. Ablam bizim bağımsız olma konusundaki bayraktarımızdı. Biz onun açtığı yolda kendi özgürlüklerimize ulaşabildik. Her şeyin ilk mücadelesini veren kişiydi o. Bu cümleler bana Canan Arın'ın yakın bir zamanda verdiği röportajda kullandığı sözleri hatırlattı. En iyi muhalefeti aslında kadınlar yapar. Canan Arın'ın bu sözüne müsaadesiyle bir kelime daha eklemek isterim. Kadınlar en iyi ve zannediyorum ki en asil muhalefeti de yapanlardır. 40'lı yaşına dek Türkiye'de iki askeri darbe görmüş bir kadın olarak hukuk okuyup bitirmek, İngiltere'ye eğitime gitmek, kadın hareketinin içinde olmak,
Bütün bunların yanında bale, tiyatro ve sanatın diğer dallarında o günkü koşullar altında aktif kalabilmek, o yıllar için zor ve bence erkek egemen düzene karşı yapılmış en asil muhalefettir. Sizin koşulları aldırmaksızın kafasına koyduğunu yapan mücadeleci, hak savunucusu ve bir yandan da sanat dolu ruhunuz, erkek şiddetine baka kalmayarak onunla hep mücadele eden ve üzerine giden haliniz, bana Susan Sontag'ın kuşatma altındaki Sarajevo'da Beckett'in Godot'u beklerkeni her şeye rağmen sergilemesindeki gözü karalığı hatırlatıyor. Kadın varoluşunun sorumluluğunu alacağı yerde gözlerini göğe çevirip alın yazısı denen soyut fikri seyretmekte, eylemde bulunacak yerde düsel alanda kendi heykelini dikmektedir. Sözün kısası kadın düşünecek yerde düş kurmaktadır der Simone de Beauvoir, Kadın Bağımsızlığa Doğru eserinde. Bence düşler gereklidir. Türkçe'de düşünce sözcüğünün kökü düştür mesela. Düşler bizi harekete geçiren ilk itici güçtür. Ancak düşünceye, eyleme geçirilmeyen hayal, kadının kendi yarattığı ve sonunda içine hapsolduğu soyut duvarlar tehlikesi de taşır. Sevgili Canan Arın, siz hem düşlediniz, hem düşündünüz, hem de harekete geçtiniz. Tartışılmaz hukuk bilginize, feminist mücadelenize kadınlar olarak çok şey borçluyuz. Para kazanın, kendinize ait bir oda ve boş zaman yaratın. Ve yazın. Erkekler ne der diye düşünmeden yazın. Virginia Woolf bu sözleri kadınların yazma eğilimini gerçekleştirebilmesi için söylemiştir elbette. Ancak kadının üretimde kalabilmesi, ekonomik bağımsızlığını kazanabilmesi, kendini erkekten bağımsız düşünebilmesi, ataerkil düzende manipüle olmadan karar alabilmesi ve elbette kendi ayakları üzerinde durabilmesi bağlamında düşünüldüğünde mor çatı bana hep Canan Arın ve feminist arkadaşları tarafından kadın duyarlılığıyla kurulan, kadınların erkek şiddeti ve baskısından azade nefes alabilmeleri adına yaratılmış, içinde binlerce kadının olduğu çok büyük bir odayı çağrıştırmıştır. 1990 yılında kurulan Mor Çatı'da erkek şiddetine karşı mücadele feminist yöntemlere dayalı olarak yürütülür. Kadınların özgür ve eşit koşullarda yaşadığı, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık ve erkek şiddetinden uzak bir yaşam kurabilmeleri hedeflenir. Mor Çatı bugüne dek yaklaşık 40 bin kadınla dayanışmıştır. Bu kadınların çoğu eşleri, nişanlıları, sevgilileri, oğulları, babaları tarafından psikolojik, fiziki, sözel ve dijital şiddete maruz kalmış kadınlardır. Canıyla ayrılık sürer, kendi ölümünü kendi doğuran, kocamız ilk oğlumuzdur. Güderken bizi Tanrı adına, yüreği kamaşır huysuzluktan. Sesimiz kendi göğsümüze içerden çarpa çarpa incelmişse, denizlerimiz sığ, dağlarımız düzse, nasıl yankı veririz? Sordu dışarıdaki, kaç kişisiniz? İçerideki yanıt verdi, siz kaç kişisiniz? Ya biz nece kişiyiz biz, sayılara girmeyenler? Bu satırlar Türk şiirinde kadın temasını müthiş bir incelikle işleyen şairimiz Gülten Akın'a ait. Bu şiir üzerine sanırım ancak maddi bilgi ekleyebilirim. Dünya Ekonomik Forumu'nun kadınların ekonomiye katılımı, fırsat eşitliği, eğitim imkanlarından yararlanma ve siyasi katılım oranlarını dikkate alarak oluşturduğu 2020 Cinsiyet Eşitliği raporunda Türkiye 153 ülke arasında 130. sırada bulunuyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu yıllık raporuna göre 2020 yılında erkekler tarafından Türkiye'de 300 kadın öldürülmüş, 171 kadın şüpheli şekilde ölü bulunmuştur. Ya biz nece kişiyiz biz, sayılara girmeyenler? Mor Çatı'dan feminist arkadaşı, meslektaşı Gülsüm Kanat Dinç, Canan Arın'ı gözleri parlayarak şöyle anlatıyor. Canan Arın benim için feminist harekette bir idol, bir selebritiydi. İyi bir hukukçunun,
hayatın her yanıyla iyi ilişkiler kurması gerektiğinin en güzel örneğidir Canan Arın. Onunla sadece hukuk konuşmayız. Onunla klasik müzikten, filmlerden, sanattan da konuşuruz. Her konuda donanımlıdır. Kadınlarla yaptığımız atölyelerden veya şehir dışından döndüğümüzde Canan'ın tüm yorgunluğumuza rağmen evine giderkenki mutluluğunu izlemek bana umut verir. Evine bir kadının hayatına daha dokunmuş olmanın verdiği büyük bir coşkuyla ve her seferinde yeniden başlıyoruz edasıyla koyulur. Canan Arın mahkeme salonlarında, kadınlar için düzenledikleri atölyelerde, panellerde, feminist mücadele içinde işte bu sayılara girmeyen kadınların da mücadeleci ve gözü kara sesi olmuştur. Mülksüzler romanında Ursula K. Le Guin şöyle der: "Devrimi yapamazsınız, ancak devrim olabilirsiniz." Canan Arın bilinçli bir şekilde hukuk okumayı seçtiği, eğitimi için İngiltere'ye gittiği, 70'li yılların ortasında bir kadın olarak ailesinden ayrı eve çıkmak için mücadele verdiği, daha genç yaşta okurken bir yandan çalışarak kendi bağımsızlığını ilan ettiği, kendini durmaksızın geliştirdiği ve hukuk eğitiminin yanında felsefe, sosyoloji, edebiyat, tiyatro gibi alanlarla da aktif ilgilendiği andan itibaren bence zaten çok yönlü bir devrimin bizzat kendisi olmuştur. Sevgili Canan Arın, binlerce kadının hayatına dokundunuz. Onlara bir oda, yaşam alanı verdiniz. Hukuki destek sağladınız. Kendi devrimlerini yapabilmeleri için yüreklendirdiniz. Sözlerinizle ve dostluğunuzla ufuklarını genişlettiniz. Verdiğiniz kadın hakları mücadelesi için teşekkür beklemediğinizi biliyorum. Zira yardım sözcüğünü kullanmaktan imtina eder, bunun yerine yaptıklarınıza büyük bir alçak gönüllülükle dayanışma demeyi tercih edersiniz. Bugüne dek dayanıştığınız ve kendi gücünün farkına vararak öz saygı ve özgüvenle kendi ayakları üzerinde dirilen tüm kadınlar, meslektaşlarınız ve elbette kendi adıma sizi saygı ve hayranlıkla kutluyorum. Tebrikler Canan Arın. Saygılarımla. An dieser Stelle, liebe Canan Arın, möchte ich Ihnen ganz herzlich auch von meiner Seite aus gratulieren und wünsche Ihnen beste Gesundheit. Ben de sevgili Canan Arın sizi içtenlikle kutluyorum, cesaret diliyorum, sağlık diliyorum ve mücadelenizi aynı şimdiye kadar olduğu gibi sürdürmenizi diliyorum. Anne Klein'i tanıma şerefine nail olduğum için zamanında bu ödülün kendisi için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. 5 Mart 1871'de bir diğer kadın ve insan hakları savunucusu 150. yıl dönümünü kutluyor. Doğum tarihi bugündü. Evet, Rosa Luxemburg ve kendisinin daha doğrusu sizin Türkiye'nin vatanınızdan bir parça katibim. Thank you.
So. Evet sevgili Canan. Şimdi senden bir görüntü almak isterim. Evet, çünkü sana ödülünü vermek istiyorum. Evet, seni görmek istiyorum. Evet, evet ve çiçeklerin. Sevgili Canan. Burada olman ne kadar güzel olurdu. Gerçekten harika ama Dili ilk önce teşekkür ediyorum bu harika övgü konuşması için. Seninle tanışabilmek yüz yüze şahsen İstanbul'da, Türkiye'de ya da Berlin'de görüşmek umarım benim için de günün birinde mümkün olur. İşte ödülünü sana Türkiye'ye, İstanbul'a iletmek istiyorum. Bugün eline ulaşmış, bunu başardık ve benim elimde olandan çok daha büyük bir buket senin elinde. Ne güzel. En iyi dileklerimi sunuyorum. Gerçekten de şimdi, bugün, şu an senin anın, senin zamanın. Seninle bu mutluluğu paylaşıyor. Sen harika bir kadınsın. Bir ilham kaynağısın. Ve binlerce kadının yüreğine dokundun. Aynı Dileğin söylediği gibi milyonlarca kadına cesaret verdin. Çok teşekkür ediyoruz. Jetzt hier weg. İyi akşamlar. Aslında ben irticalen konuşurum. Pek yazılı metne bakmam. Çünkü o zaman şaşırıyorum yazılı metne baktığım zaman. Bu kadar çok övgü karşısında o kadar utandım, o kadar utandım, o kadar utandım ki anlatamam. Sevgili Barbara ve sevgili Dilek, her ikinize de ayrı ayrı çok 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 teşekkür ederim. Anne Klein ödül törenine hoş geldiniz. Gönül isterdi ki bu töreni benden öncekiler için yapıldığı gibi geleneksel biçimde yapalım ama COVID-19 izin vermedi. Sanıyorum ki tiyatroda, sinemada, konserde veya eşim dostumla bir lokantada yemekte olmak yerine COVID-19 nedeniyle herkes gibi eve kapandığım sıkıcı Kasım 2020 akşamlarından biriydi. Cep telefonum çaldı. Tanımadığım bir Almanya numarası. Açtım. Bir kadın sesi İngilizce olarak beni Almanya'dan aradığını, adının Barbara olduğunu ve Heinrich Böll Vakfı'nın 2021 Anne Klein ödülünü kazandığımı söyledi. Benim tarafımda birkaç saniye süren bir sessizlik. Sonra bana söylenene intikal ettim. İnanılmaz bir sevinç. Çünkü hiç ummuyordum. Benden önce aynı ödül Türkiye'den Nebahat Akkoç'a verilmişti. Ve Barbara ilk kez aynı ülkeden bir başkasına daha ödül verdiklerini söylüyordu. Ödülün resmen 10 Aralık 2020 İnsan Hakları tarihinde, İnsan Hakları gününde açıklanacağını ama benim ailem ve arkadaşlarımla bu sevinçli haberi paylaşabileceğimi ifade etti. Hemen gidip internette Anne Klein'i araştırdım. Benzerliklerimiz vardı ama o benden çok daha gençti ve ne yazık ki bu dünyayı benden çok daha önce terk etmişti. İkimiz de hukukçuyduk. İkimiz de kadına şiddetle mücadele etmiştik. Ben henüz yaşadığım için bu işe devam ediyorum. İkimiz de kadına şiddetin en çok yaşandığı aile hukukuyla ilgilenmiştik. İkimiz de inandığımız konuda sonuna kadar savaşan tiplerdik. Bu ödül için Heinrich Böll Vakfı ilgili kurumlarına ve değerli Anne Klein'a tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu ödülün anlamı ne? Aslında bu tip ödüllerin anlamı ne? Bence ödüllerin anlamı, bir başka ülkeden gelen Anne Klein'in ödülünün anlamı, kadın hakları için savaşmaya devam edin. Direnin. Biz, diğer ülkelerin kadınları sizi destekliyoruz. Sizinle dayanışma içindeyiz mesajını veriyordu. İşte bu nedenle bu ödül önemli. Bu, uluslararası kadın dayanışmasının bir parçası olduğu için, bir görünümü olduğu için önemli. Tarihi kadınlar bakımından tanımlamak gerekirse bence tarih, kadınların
İnsan birey olarak kabul edilme mücadelesinin hikayesidir. Bugünkü konumumuza gelmek için ne çok yaşamını feda etmiştir, ne çok kadın yaşamını feda etmiştir. Orta çağda sadece bilge kadın oldukları için ateşe atılarak yakılan kadınlardan tutun, kadının insan hakları bildirgesini yazdığı için başı giyotinle vurularak öldürülen Olympe Gouges'a, oy hakkı için savaşan kadınlara, 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü ilan edilmesine neden olan New York'taki 120 kadın tekstil işçisinin sadece daha iyi haklar elde etmek için savaştıkları bir sırada üzerlerine kapıların kilitlenerek polis tarafından yakılarak öldürmelerine kadar sayamayacağımız pek çok kadının hayatına mal olmuştur. Bugün bizim sahip olduğumuz haklara, geldiğimiz yere gelebilmemiz. Türkiye'de kadınlar iktidardaki partiden önce haklarını geliştirmek ve amacıyla çalışırlarken bugün mevcut haklarımızı korumak için savaşıyoruz. Bunun telaşına düştük. Çünkü dünyanın diğer birçok bölgesinde olduğu gibi Türkiye'de de kökten dincilik yükselmekte. Bu da kadın haklarının tamamen gerilemesi anlamına gelmektedir. Türkiye'deki en güçlü muhalefeti kadınlar yapmaktadır. O nedenle en fazla baskıya da bütün muhalifler gibi bizler maruz kalmaktayız. Bu baskı çeşitlerinden, biçimlerinden birkaç tanesinden bahsedeceğim. Daha önce Barbara'ya olan konuşmamda bunlardan bahsetmiştim. O da bunlara değindi. Şimdi biraz tekrar olacak. Türkiye'de kürtaj 1983 tarihinde 2827 sayılı nüfus planlaması yasasının 5. maddesine göre 10 haftaya kadar serbesttir. Eğer kadın evliyse kocasının da rızası alınır. Eğer 18 yaşından küçükse, reşit değilse ailesinin, ebeveynlerinin rızasına başvurulur. Ancak iktidardaki AKP'nin başkanı kürtaja karşı olduğu için hemen hemen hiçbir devlet hastanesi kürtaj yapmaya yanaşmamaktadır. Kurucuları arasında bulunduğu Morçata Kadın Sığınağı Vakfı'nın 2014 Aralık ayında İstanbul'daki 37 resmi devlet hastanesinde yaptıkları araştırmada sadece 3 tanesi kürtaj yapmayı kabul ediyordu. Birkaç ay sonra 2015 yılının Temmuz ayında Morçatı bu araştırmayı yeniledi. O zaman sadece 2 hastane kalmıştı kürtaj yapan. Kadınlara gebelikten nasıl korunacakları da anlatılmadığı için kürtaj yaptırmak zorunda kalıyorlar. Çünkü hiç kimse bayıla bayıla öle bayıla gidip kürtaj yaptırmaz. Zorunda kaldığı için yaptırabilir. Ama bu da bu ders verilmediği, bu öğretilmediği için, nasıl korunacaklarını bilmedikleri için kürtaj yaptırmak zorunda kalan kadınlar var. Ona da şimdi resmen ve parasız kolay ulaşmaları mümkün olmadığı için bu iş ne yazık ki merdiven altına iniyor. Ya çok parası olan kadınlar dünya kadar para vererek bu işi yaptırıyorlar veya parasız olan kadınlar hayatlarıyla oynanıyor ve merdiven altında yapılıyor bu işler. Bir başka konu çocuk istismarı. AKP hükümeti, sırayı kronolojik olarak söyleyemeyebilirim ama önce Anayasa Mahkemesi'nin kompozisyonunu değiştirdi. Oraya kendi lehine istediği doğrultuda karar verecek yargıçları atadı. Arkasından Türk Ceza Kanunu'nda, eski ceza kanununda ve yeni ceza kanununda resmi nikah belgesi görülmeden dini nikah kıymak Türk Ceza Kanunu'na göre suçtu. Bu dini nikah derken sadece Müslümanların imam nikahından bahsetmiyorum. Hristiyanların, yani papazların kıydıkları nikah da olabilir. Hahamların kıydıkları nikah da olabilir. Ama resmi nikah belgelerini görmeden dini nikah kıymak kıyanlar ve kıydıranlar açısından suçtu. Anayasa Mahkemesi'ne 2015 yılında bu maddeyi iptal ettirdiler. Ceza Kanunu'nun bu maddesi iptal edildi. Böylece çocuk istismarının önü açıldı. Ve buna çocuk evlilikleri adını koydular. Daha sonra 12 yıllık zorunlu eğitim 3 eşit parçaya bölündü. 4 artı 4 artı 4 diye. İlk 4 yıldan sonra kız çocuklarının okullaşması tamamen geriledi. Bu da gene kız çocuklarının istismarına yol açtı. Yani erken evlilik dediğimiz yollara tevessül etmeye başladılar.
Bunlar kadın hakları da yasaların değişmesiyle getirilen sınırlamalar. Türkiye yasalarına göre cinsel ilişki için rıza yaşı 15 yaştır. Her ülkenin cinsel ilişki için bir rıza yaşı vardır. Bu Türkiye'de 15 yaştır. 13 yaşında kız çocukları doğum yapmaya başlayınca hastaneler de durumu yetkili mercilere ihbar etmeye başladılar. Ancak çocuk yaşta evlilikleri destekleyen kökten dinciler 12 yaşındaki kız çocuklarıyla birlikte olan adamların hapse girmesini kutsal aile yıkılıyor. Bu çocuk kadınların kocalarını hapse atıyorsunuz, çocukları babasız kalıyor, kadınlar kocasız kalıyor diye protesto etmeye başladılar. Ve hiç değilse bir kereye mahsus olmak üzere bu durumdakilere af getirilmesini istiyorlar. Oysa Türk Medeni Kanunu'na göre erkek ve kadınlar için evlenme yaşı 17 yaşın doldurulmasıdır. Eğer çok zorunlu nedenler varsa yargıç kararıyla 16 yaşta olabiliyor. Şimdi 17-13 yaşındaki bir çocuk doğuruyor ise bunu siz nasıl evlilik diye tavsif edebilirsiniz? Bu medeni kanunu dolaylı olarak dolanmaktır. Bu de facto şeriatın getirilmesini sağlamaktır. Bu uygulamada gerçek kanunları o gözden göz ardı etmek ve uygulamamaktır. Buna hiçbir şekilde evlilik diyemezsiniz. Yasal olarak bu evlilik değildir. Olamaz. Açıkça çocuk istismarıdır. Çocuğun yalnızca cinsel istismarı değil, aynı zamanda çocuk olarak yaşama hakkının istismarıdır. Kendini geliştirme hakkının istismarıdır. Gittiği eve karın tokluğuna köle olarak verilmesi anlamına gelmektedir. Ayrıca o yaşta çocuk doğurduğu için sağlık açısından kendi bedeninde çok büyük zararlar meydana gelmektedir. Dolayısıyla buna evlilik demek mümkün değildir. Yani yasanın fiilen de facto ortadan kaldırılması, medeni kanunun ortadan kaldırılmasıdır. Kadın Cinayetleri ve İstanbul Sözleşmesi'ne gelince, Türkiye'de kadın cinayetleri sistematiktir, politiktir ve amacı kadını eve sokmak, çok çocuk doğurtmak, karın tokluğuna köleliğini sağlamaktır. O nedenle iktidar partisi yandaşları İstanbul Sözleşmesi'ne ona dayanarak çıkartılan 6.284 sayılı koruma emri veya Amerikalıların deyimiyle şiddet uygulayan açısından baktığınız zaman geri durma emri, restraining order denen tedbir yasalarına karşıdır. Bildiğiniz gibi İstanbul Sözleşmesi imzacı devletlere kadının şiddetten korunması, kadına şiddetin önlenmesi, kadına şiddet söz konusuysa şiddet uygulayanın kovuşturulması ve şiddeti engelleyecek politikalar üretme yükümlülüğünü getirir. Oysa Türkiye'de güçlü kadın muhalefeti sonucu sarsılan patriyarka, erkek egemenliği, erkeklerin gözünü korktuğu için kadınları koruyan bütün sözleşmelerin ve yasaların ortadan kaldırılmasını talep etmektedir. Okulları laik olmaktan uzaklaştırıp erkeğin erkek olarak doğmakla kadına üstün olduğu ve kadının erkeğe mutlak itaatini öngören din okullarına dönüştürerek kadınların bağımsız düşünmesini, birey olmasını engellemeye çalışmaktadırlar. Mahkemelerse kadın cinayetlerinde bile kadına neredeyse adamın seni öldürmesine niye izin vermedin? Bıraksaydın neden kendini korudun? Bıraksaydın da öldürseydi diye suçlu muamelesi yapıyor, ona göre yasaları yorumluyorlar. Cinayet işleyen erkeklerin ise cezalarını çeşitli sudan sebeplerle hafifletiyorlar. Bu da kadın cinayetlerine açıkça yeşil ışık yakmaktır. Bir başka devletin resmen kadınlara uyguladığı ekonomik şiddet biçimi de nafaka meselesidir. Çok uzun anlatmak istemiyorum çünkü sürem çok kısa. Fakat Türkiye'deki bir şairin dediği gibi, bilmiyorum ne kadar çevrilebilir bu Türkçe'ye, Almanca'ya ama bir dokun bin ah işit kaseyi fafurdan. Yani bir kristale dokunduğunuz zaman onda uzun süre bir çınlama duyarsınız. Bana da kadına yönelik şiddet diye dediğiniz zaman çok uzun konuşabilirim. Sözün sonunu zor getiririm. Onun için burada bu kadarını söylüyorum. İşte Anna Klein, Türkiye'de bütün bunlarla savaşan kadınlara direnin, savaşınıza devam edin diyen bu ödülü verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü
Başta 4 çocuğunu tek başına yetiştiren ve inandığı konuda sonuna kadar direnmeyi bana öğreten sevgili annemin anısına, sonra Türkiye ve dünyadaki ataerkilliğe, patriarkaya direnen bütün kadınlara armağan ediyorum. Ayrıca, müsaade ederseniz, Mor Çatı'nın kuruluşundan beri emeği geçen ama artık aramızda olmayan Nurser Öztunalı, Birsen Kaşker, Nural Yasin, Türkiye'deki feminist harekete büyük emeği geçen Şirin Tekeli ve Feride Yıldırım Güner'in anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Bu vesileyle 8 Mart Kadınlar Günümüz kutlu olsun diyorum. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ediyorum Matthias Glander. Son derece güzel bir müzik eşliğinde bu törenimizi yapabildik. Özellikle Dilek Maya Türk'ün övgü konuşmasından da dinlediğimiz gibi Canan sadece kadın hakları savunucusu, mücadelesini yürüten büyük bir kadın değil. Sanatı seven, edebiyatı seven, müziği seven bir kadın. Dün sabah kendisiyle görüştüğümde arkada müzik var dedim. Nereden geliyor bu müzik? Meğerse Canan'ın bürosunda dinlediği klasik müzikti. Her zaman güzel müzik var onun çevresinde ve onun için bu akşam umarız hoşuna gitmiştir. Bu şekilde müzikli bir tören oluşturmuş olmamız. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Canan. Bu ödül senin ödülün. 8 Mart'ta Türkiye'deki kadın gösterilerine gidecek misin, gitmeyecek misin? Ve birçok arkadaşının bunu bu sene yapma demiş. Çünkü küçük bir kalp ameliyatı olmuşsun. Onun için lütfen sağlıklı kal, lütfen sağlığını koru. Senin sesinin her yerde duyulmasını istiyoruz. Onun için elimizden geleni yapıyoruz. Senin mesajının bütün dünyaya yayılmasını istiyoruz. Ve burada vakfımızın iletişim dairesine de çok teşekkür ediyorum. Senin mesajını burada bizlerin de alabilmiş olduğumuz için çok teşekkür ediyorum. İstanbul ofisimizi kameraya bakmaktansa Canan'a bakıyorum çünkü Canan'ı görmek istiyorum her zaman. Evet.
Evet, İstanbul ekibimize de Christian Pratt, evet orada duruyor, evet, evet ekibiyle birlikte orada duruyor. Çok teşekkür ederim, harika düzenlediniz. Bizim için de bir ilkti, bir premier oldu dijital olarak bu töreni yapabilmek. Sizin siyasi çalışmanızı çok takdir ediyorum. Canan'la zaten hep iletişimde olacaksınız, bundan eminim. Ve burada çevirmenlerimize teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İki çevirmenimiz de o çeviri olmadan birbirimizi anlamamız mümkün olmazdı. Umarım bunu başardık bu akşam ve teknik açıdan da bunu başardığımızı umuyorum. Ve 10 kere 10. yıl dönümümüzde Ulrike Tichon'a teşekkür ediyorum. Bu ödülü uzun yıllardır kendisi eşlik ediyor ve harika bir şekilde her zaman bu işini yapıyor. Harika bir iş çıkartıyor. Herkese tekrar katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Bizim teknisyenlerimiz, sizleri de alkışlamak istiyoruz. Biraz önce bayağı heyecanlandık, telaşlıydık. Wirklich gerne, dass diese Preisverleihung als Premiere. Bu ödül töreninin dijital, dijital bir tören olacak. Devamının olmamasını umuyorum. Çünkü kucaklaşmak bir o kadar daha güzel. Yüz yüze bir araya gelmek, Canan seni kucaklamak, gözlerine bakmak, işte bu eksik bu akşam. Buna rağmen herkese teşekkür ediyorum. Zaten ben de birazdan maskemi takacağım ve biraz daha burada kalacağız. Ve Canan, gerçekten vedalaşmak çok zor. Ayrılmak istemiyorum ama hoşça kal dememiz gerekiyor galiba. İyi akşamlar. Hoşça kal. İyi akşamlar. Merhaba. Ich bin glücklich auf jeden Fall. Her halükarda çok mutluyum. Bu resim için çok mutluyum. Bis bald. Yakında tekrar görüşmek üzere.